Çalışkan, zarif, halk adamı, cesur yürek. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Öpek. Biraz sonra siz değerli hayranlarla birlikte olacak. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Siz değerli hayranlarla birlikte olacaktır. Türkiye'nin genç olduğu Özgür Özel bütün kanımıza gelmişti. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin aydınlık yüzü. Türkiye'nin cesur yüreği. Bir sürü avçak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel, İl Başkanımız Sayın Serkan Sarı, Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Gençer, bütün sanımıza iştirak etmişlerdir. Halkın Başkanı Yavuz Gençer geliyor. Bağına basıyor bugün. Nerede açtıklar, nerede? İşte Türkiye, işte Balıkesir, işte Ayvalık burada, Ayvalık. Nasıl başlıyoruz cümlemize? Ayvalık'ta güneş sanki bir farklı doğuyor. Doğru mu? Bu güneş neden bu kadar güzel doğuyor Ayvalık'ta? O sizin güzel yüzünüzden, o sizin güzel yüreğinizden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yolundan giren sizler sayesinde doğuyor. Şimdi en ön sırada Semiha Akıncı var. 1967 yılında Sakarya İlkokulu'nda okula başladığım ilk öğretmenim, benim ilkokul öğretmenim burada. Gelmiş. Lan ne diyeyim ben? Bundan daha güzel bir zenginlik var mı? Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sevgiyle kalın diyorum. Sağ olun. Var olun. Ayrılık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel geliyor sizlere. Atatürk'ün ilke ve devrimleri olan, haramdan ve yalandan korkan Ayvalık'ın güzel insanları, hepinize merhaba. Bir korku siyaseti var. Beka diyor adına. Diyor ki eğer 31 Mart'ta ben seçilmezsem, hatta onu da demiyor, benim adaylarım belediye başkanı seçilmezse sizler mahvoldunuz diyor. Ayvalık bence bir cumhurbaşkanına inansın. Ben olmazsam yok olursun diyen sonuncunun sözlerini 45 gündür günde 5 vakit dinliyorsunuz. Ama Ayvalık kararını vermeden önce sonuncuya değil de bir de birinciye kulak versin. Ne diyordu? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Alkışlanacak kısmı bu değil ki. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilerlemek dahilde kalacaktır. Ben ülkünün kurucusu ve kurtarıcısıyım. Ömrü geçmiş at sırtında tren vagonunda kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde
ömrü vermiş bu ülkeye. Diyor ki ben yok olacağım ama önemi yok. Siz varsınız. Milletim var. Halkım var. Cumhur var. Cumhuriyet var. Siz ileri gideceksiniz. Öbür tarafta benim gösterdiğim aday belediyeyi kaybedersek yok oluruz diyen özgüven eksikliği boyunu aşmış bir korku siyasetçisi. Bugünkü beka tartışması elbette vardır ama birilerinin koltuklarının bekasıyla sınırlıdır. Şunu biliyoruz, bir beka tartışması varsa başta İstanbul ve Ankara AK Parti'den alacağımız tüm belediyelerdeki hırsız müteahhitlerin, yandaş kalemicilerin, yolsuzların ve yoksulun kanını emen yandaşların beka mücadelesi vardır. Beka meselesini değil de emeklinin, işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin yetersiz bakiye sorununu konuşmaya, ülkeyi batıran, herkesi yoksullaştıran, kimsede umut bırakmayan ve her tarafı mağdur ve mazlum yaratan bu iktidara karşı 31 Mart'ta hep birlikte omuz omuza barış, kardeşlik, dostluk ve zafer şarkıları söylemeye devam edeceğiz. Birincisi, çok saygı duyduğum, yaptığı çalışmalarına inandığım, kişiliğine inandığım bir belediye başkanının yeniden adaylık sürecine destek için buradayım. Ama daha önemlisi, ben Ayvalık'ta bu belediye göreve gelmeden önce çekilen sıkıntıları, yaşanan sorunları bilen ve dününü ve bugününü bilen bir yönetici olarak da buradayım. Birileri farkında olmadan, isteyerek ya da istemeyerek sarayın havuzuna su taşıyorlar. Buna itiraz etmek için Ayvalık'tayım. O hesap Cumhuriyet'le hesaplaşmak, Atatürk'le hesaplaşmak, sizin, bizim inandığımız tüm değerleri ayaklar altına alıp yok etmektir. Hal böyle olunca Demirel'in, hal böyle olunca Menderes'in, Özal'ın içinden geldiği siyasi akımla Cumhuriyet Halk Partisi kol kola giriyorsa, birlikte yol yürüyorsa, tehlikenin büyüklüğünün farkında olduğundandır. Birileri çıkıp Ayvalık'ta böyle bir ittifak kurulmuşken sarayın adayıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yarışırken üçüncü bir seçenek yaratıyor, oyları bölüyor ve bir tehlikeyle işi saraya doğru servis ediyorsa Özgür Özel buna itiraz etmeye geldi buraya. Şimdi şahitlik dediğim şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm aday adayları baş tacı. Ben şahidim, bir de şahidim var. İlçe başkanım, gel bakalım şöyle bir adım yanıma. Benim odama ilçe başkanımla şu anda saraya karşı, Rami Gencer'e karşı sarayın adayının dışındaki aday bizden aday adayıydı. İlçe başkanımla odama geldiler. Dedim ki, başkan baş tacısın, dedim mi? Bütün adaylar kıymetli. Gösterilirsen peşindeyiz, yanındayız. Ama geçmişte bir sıkıntı var bildiğimiz. Aday gösterilmezsen sen bir başka partiye gider misin, gitmez misin? İlçe başkanım da gözümün içine bakıyor. Adaya dedim ki, bana bunu söyle. Bana dedi ki, eğer ben aday olmazsam kim gösterilirse ondan çok çalışacağım. Başka yere gidersem gerisini söylemeye Özgür Özel'in terbiyesini sahipteyim. Şimdi
Ayvalık, bu meydandakiler beni duydu mu? Duymayanlar vardır. Duyurmak size ait. Söz mü? Adayımıza Cumhuriyet'in adayı, İttifakımızın adayı, partimizin adayı, demokrasinin adayı Rami Gencer'e sonuna kadar sahip çıkıyor muyuz? Söz mü? O zaman bizden de size söz. Ayvalık Belediyesi Türkiye'de belediye işçilerinin yaptığı en iyi toplu iş sözleşmesini yaptı. Bakın şöyle belediye yönetmek kolay. AK Partili belediye gelir, MHP'li belediye gelir. Derler ki burada bir sendika var. Ne işi var o sendikanın der. Ne işi var? Ondan istifa etmeyen gözüme görünmesin. İşçileri istifa ettirirler. İşçiyi askeri ücrete, hatta yaptığı fazla mesaiyi falan da el koyarak perişan ederler. Sonra benim işçiye borcum yok. Başkan gelip de 7 aylık borçlar 1 aya 1,5 aya gerilediyse benden size söz. Ayvalık Belediyesi en iyi şartlarda maaş almaya, en kısa zamanda hiçbir aksaklık kalmadan çalışmalarını sürdürmeye, Ayvalık'ta bu güçlerin ekonomik yapısıyla 5 yılda zirveye tırmanmaya söz veriyor. Adalet işi diyorsunuz. Sürekli olur olmaz terör örgütlerinin isimleriyle partilerimizin isimleri birlikte anılarak kirli bir kampanya yürütülüyor. Sürekli gönül belediyeciliği diye afiş yaptırıp karşısındaki herkesi hakaretle, karşısındaki herkesi küfürle, karşısındaki herkesi çamurla sindirmeye çalışan bir anlayış var. Teyzem merhaba dedim, daha elini verdi vermedi. Kimlerdensin dedi, tam kendimi anlatacağım. İşte Manisa'danım, Cumhuriyet Halk Partisi'ndenim, onu demiyorum dedi. Evetçi miyim, hayırcı mıyım? Dedim ki, teyzeciğim biz hayırcıyız. Ben evetçiyim dedi, ne olacak şimdi? Dedi ki, amcanla bizim pek zor çocuğumuz oldu dedi. Bir tane oğlan, 40-42 yaşında anne olmuş. Yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Oğlanı pek güzel büyüttük, okuttuk. Kula dar geldi. Sakine Evren, Salihli'de Anadolu Lisesi. Sakine Evren'e yolladık. Orayı da pek güzel okudu. Adını sen bileceksin, İstanbul'a mühendis çıkmaya gitti. İTÜ'ye. Mühendis oldu. Dönüp geleydi iyiydi, dönmedi. Kula'dan bir kız bulup Evren'e iyiydi, istemedi. Kendi birini buldu, anlaştı dedim. Ben ne güzel diyecek oldum. Ama bir kusuru var kızım dedi. Neymiş teyze dedim. O da sizden ya dedi. Ama diyor. Biz gittik. Tabii söz oldu, nişan oldu. Biz gittik, onlar geldi. Peki insanlar. Biz bugüne kadar Tayyip Bey ne dediyse onu yaptık. Biz evet vereceğiz. Dünürlerde hayır verecek. Olur da bir teyze dedim. Ama dedi, iki gün evvel Tayyip Bey dedi ki dedi, hayır diyenler teröristmiş. İçeride oturuyorum, televizyona hem baktım hem Tayyip Bey'le konuştum kendi kendime dedi. Dedim ki dedi, Tayyip Bey ne dediysen yaptık. Ne dediysen yaptık. Seni her yere getirdik. Ama sen benim biricik kızıma, kızı yok kızım yerine diyor. 1,5 yaşında torunumun anasına teröristliği verdin ya, bundan gari ben de inadına hayırcıyım gari dedi. Size terörist derken onun aslında son tükenişte olduğunun,
kendi çaresizliği olduğunun, sana başka bir şey diyemediği için bunu dediğinin, kendisi de başka bir şey söyleyemediğinden bunu söylediğinin hepimiz farkında olalım. Biz umudun dilini kullanmaya, biz onların seviyesine inmemeye, herkes sizin toplumdaki yerinize, sözünüze, duruşunuza güven duyuyor, saygı duyuyor. O yüzden biz karşı tarafın oyununa kesinlikle gelmişiz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Mahsus seni bahar diyor başkanlar. Ayvalık iyi olacak. Türkiye iyi olacak diyoruz. Türkiye'nin cesurunu, evet. Halk adamını, gümüş yapar. İlçe başkanı da gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı. Çağdaş Türkiye'nin, çağdaş başkanları.